Birçok yerde Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Almanlar, Alman generaller veya işte askeri kişiliklerle ters düşüyor. Enver Paşa'nın Türk birliğine çok inandığını biliyorum. Bu uğurda savaşıp şehit olduğunu da biliyoruz. Türkistan. Orada büyük bir ordu kurduğunu, Ruslara karşı onların hürriyetleri kazanmalarına yardım ettiği ve bu uğurda da tekrarlıyorum şehit olduğunu biliyoruz. Azerbaycan'ın ilk Türk Cumhuriyeti ilanındaki sebep Enver Paşa'nın Nuri Paşa'yı oraya göndermesi ve Kafkas İslam Ordusu'nu Azerbaycan'da düşmanlardan kurtararak orada bir cumhuriyet kurulmasını sağlamasıdır. Merhaba sevgili seyirciler. Bugün tarihi dokusu ve üyeleyici boğaz manzarası ile bildiğimiz Sait Halim Paşa Yalısı'ndan sizlere sesleniyoruz. Bugünkü yayınımızda Osmanlı Türk Devleti'nin en güçlü paşalarından Enver Paşa'nın askeri dehasını, başarılarını ve sanatla olan alakasını konuşacağız. Aynı zamanda hakkındaki iddiaları yanıtlamaya çalışacağız. Enver Paşa'nın torunu Arzu Enver Eroğan'la birlikte yayınımıza hoş geldiniz. Hoş bulduk. Biz ilk olarak sizi tanımak istiyoruz. Kendinizi biraz anlatır mısınız? Napoli'de doğduğunuzu biliyoruz ve sonrasında İstanbul'a nasıl geldiniz? Babam askeriyedeydi, havacıydı. Çok da başarılı bir pilottu. Enver Paşa'nın babasının ayak izlerinden yürüyerek onun vasiyetini yerine getirmek üzere asker oldu. NATO temsil ediyorduk Türkiye'yi. NATO'da Türkiye'yi temsil ediyorduk. O dönem annemle babam bu sebepten Napoli'deydiler. Napoli'de NATO var ve ben de orada doğmuşum. Bir sene kaldıktan sonra Türkiye'ye döndük. İstanbul'da yaşadım. İlkokulu, liseyi burada okudum. İstanbul'da okudum. Yurt dışına gittim yüksek tahsilimi yapmak için. Hayatım bundan ibaret. Sonra evlendim. Burak Enver adında bir oğlum var. Şu anda eşim Ömer Eroğan. Hayatım böyle. Evet. Enver Paşa'nın torunu olduğunuz için aslında bir de hanedan üyesi olarak anılıyorsunuz. Bu nedenle çocukluğunuzun nasıl geçtiği de merak konusu. Çocukluğunuz nasıl geçti? Yaşam tarzınız, yetiştirilme biçiminiz nasıldı? Vallahi tabii ki saray adabına uygun yetiştirildik. Bunun başka türlü olması düşünülemez. Zira büyüklerimiz de öyle yetişmişti. Ne mutlu bize ki ucundan da olsa bunu yakalayabildik. Ona göre eğitim aldık, ona göre terbiye aldık ve ben bundan şeref ve mutluluk duydum. Zorluklar oldu mu peki? Tabii oldu. Adaptasyon zorlukları oldu. Yaşam biçimimiz çok farklıydı. Çok varlıklı değildik ama farklı bir yaşam tarzımız vardı. Çocukların eğitimine, bilgisine çok değer verilirdi. Dolayısıyla biraz zorlandık diyebilirim. Enver Paşa'nın oğlu olan Ali Enver Bey'in kızısınız. Evet. Ali Enver Bey nasıl bahsederdi Enver Paşa'dan? Ailenizde nasıl anılırdı paşamız? Ali Enver doğup 1 yaşında olduğunda babam babasını kaybetti. Dolayısıyla birebir karşılaşması hiç olmamıştır. Ama babaannem Naciye Sultan'a yazdığı mektubunda Enver Paşa oğlunun doğduğuna çok sevindiğini, artık onun izinden gidebilecek birinin olduğunu ve inşallah onun da çocuklarını ve torunlarını görebileceklerini ümit eden çok güzel bir mektup yazmıştı. Babam maalesef bunun hep üzüntüsünü yaşadı. Nedenle ilgili bahsedecek çok şey var. Aile içinde her zaman çok sevildi. Çok büyük bir askerdi, iyi bir siyasetçiydi, iyi bir liderdi. Bütün bu vasıfları her zaman bahsedilmiştir. Çok iyi bir babaydı, çok iyi bir aile insanıydı, evlatlarına çok düşkün. Ama vatanına ve milletine o kadar düşkündü ki evlatları ve çok çok sevdiği eşi Naciye Sultan hep ikinci planda. Yani aile içinde bahsi büyük bir sitayiş ve sevgi ve gururla olmuştur her zaman. Peki Enver Paşa'nın torunu olmak sizin için nasıl bir duygu? Valla çok büyük bir şeref, çok büyük bir mutluluk. Hele hele artık Enver Paşa'yı
insanların gerçek yüzüyle tanıması ve tarihin gerçeklerinin ortaya çıkmasıyla bu iştiharın kat kat arttı. Her zaman böyle olduğunu biliyordum ama şimdi herkes biliyor. Evet, böyle bir ailenin torunu olmak çok zor bir sorumluluk. Çünkü bu insanlar, gerek babaannem, gerek dedem, babaannem Naciye Sultan, dedem Enver Paşa, bu millete kendilerinden çok şey vermiş insanlar. Ve onların o yükünü biraz da olsa hissediyorum. Yani ailemde de hissediliyor, oğlumda da hissediliyor. Biz buna gönül borcu olarak düşünerek elimizden geldiğince gerçekleri yansıtmaya çalışıyoruz. Dedeniz Enver Paşa ile ilgili pek çok iddia var. Sizin de bu iddiaları açığa kavuşturmak ve düzeltmek istediğinizi okumuştum pek çok röportajınızda. Bunlardan bir tanesi de Alman ordusuna yakınlık duyduğu. İddialara göre 5 Mart 1909'da Berlin'e görev için gidiyor ve burada aslında Farsça, Rusça, Fransızca biliyor ve Almancasını da hızla ilerletiyor. Hatta şöyle söyleniyor, Kaiser Wilhelm'in ailesine mensup prenslerle, prensesle çok yakın bağlantıları var. Yani kısaca Alman ordusuna hayranlık duyuyor ama teknik olarak da eleştiremediği söyleniyor yakınlığından dolayı. Siz bu iddiaya nasıl cevap vermek istiyorsunuz? Valla Alman hayranlığı diyemeyeceğim. Şunu diyebilirim ancak, Alman ordusunun disiplinine ve gelişmişliğine takdir ettiği muhakkak. Zaten biliyorsunuz Padişah II. Abdülhamit döneminden itibaren Osmanlı ordusu Almanlarla kendini geliştirmeye çalışıyor. Von der Goltz Paşa gibi bir takım kimseler burada Osmanlı devletinde görev alıyorlar. Dolayısıyla herkesin bildiği üzere çok iyi bir orduya sahip Almanya. Bu muhakkak ki o dönem orada ateşe militerlik yapan dedemi etkilemiştir, büyük babamı. Yani biliyorsunuz Osmanlı ordusu felaket bir halde ve alaylılarla dolu, okullularla dolu ve çok etkisiz ve zayıf. Dolayısıyla Alman örneği alınarak ve Almanlardan da yardım alınarak bu ordu tamamıyla çok kısa bir dönemde, bir seneden kısa bir dönemde revize ediliyor. Ben buna hayranlık demeyeceğim. Hatta şöylesine söyleyebilirim. Almanlarla yapılan görüşmeler sonunda bu ordu desteği bir sene alınmaya devam ediliyor ve harbe girilmiyor. Yani harbe girmeyi bir sene uzatıyor. Yani dolayısıyla birçok yerde bu Birinci Dünya Savaşı'nda özellikle Almanlar, Alman generaller veya işte askeri kişiliklerle ters düşüyor. Ve bu da belgelerin hepsinde görülebilir, askeri belgelerin hepsinde çok net ortada. Sonra en sonunda Azerbaycan'a destek vermeye gittiğinde ordumuz, bunu Almanlar çok ters karşıladı. Yani bu demektir ki hiçbir zaman Almanlarla aynı fikirde oldu diye bir şey yok. Ayrıca Almanla yazılan hatıratta von der Goltz Paşa'nın olsun, diğer Alman generallerin olsun, Enver Paşa'nın onları hiç dinlemediğinden, dolayısıyla istediklerini yaptıramadıklarından şikayet etmişler. Aslında sizin ifade ettikleriniz bu iddiaları çürüten nitelikte. Bu noktada ben Profesör Doktor İlber Ortaylı'nın bir yazısından da alıntı yapmak istiyorum. O da bir yazısında Enver Paşa üstün görünenin zaafını bulamadı cümlesini kullanıyor. Aslında şunu söylemek istiyor. Evet, Alman ordusunu teknik olarak örnek almak doğal bir durum, bir tutum olabilir. Fakat tenkitçi gözle bakmadı ifadesini kullanıyor. Ve hatta onun bu tutumunun da Esat Paşa, Kazım Karabekir Paşa, Fevzi Paşa, Ali Fuat ve Mustafa Kemal Paşa gibi önemli değerlerimizle arasının 1914'ten itibaren açılmasına neden oldu diyor. Siz bu iddiaya ne söylersiniz? Valla kısmen zaten bu iddiaya cevap verdi bir öncekinde. İlber çok sevdiğim bir dostumdur. Onun gibi düşünmeyen tarihçilerin de çoğunlukta olduğunu gördüm. İddiayı biraz çürütmüş oldunuz önceki açıklamalarınızla. Enver Paşa'mız olağanüstü yeteneklere sahip
askeri dehaya sahip ama bunun yanı sıra bilinmeyen pek çok yönü de var. Mesela sanatsal yönü. Resim dersleri aldığını biliyoruz ve böyle hatırlarımızda kalan çok güzel resimler de çizmiş. Sanatçı yönünden biraz bahsedelim mi? Tabii ki. Enteresandır. İki biraderi de kendi de resim yaparlardı. Nuri Paşa, Kamil amca ve Enver Paşa sanata çok düşkündüler. Neden? Enver Paşa Osman Hamdi'den özel resim dersleri aldı. Ayrıca o dönemin asker ressamlarının yetişebilmesi için okul kurdu. Sanata çok destek verdi. Riga'da hapisteyken resimleri yaparak, kara kalem resimler yaparak burada, onları sattığı 2-3 parayı da burada babaannemin yaşaması için gönderdi. Yani sanata düşkünlüğü bir yana, bir de fonksiyonel olarak bile kullandığı ressamı diyebiliriz. Evet. Az önce hani dediniz ya o iddiaları çürüttüm diye. Aslında bu noktada sosyal medyada da rastladığım merak edilen bir soru daha var. Atatürk'le fikir ayrılıkları yaşadığı konusunda Enver Paşa'nın. Bu fikir ayrılıkları kişisel mi yoksa politik mi soruları da çok ön planda. Bu konuya da açıklık getirmenizi rica edeceğim. Fikir ayrılıkları çok doğal. İki ayrı yapıda iki lider. Olaylara bakış açıları farklı. Ayrıca bir as üst konumu var. Enver Paşa genel kumandan yardımcısı. Genel kumanda, orduların genel kumandanı sultan, padişahımız. O da yardımcısı. Dolayısıyla fikir ayrılıkları o dönem çok etkin değil. Belki sonrasında olabilir. Ama unutmayın ki onlar hepsi İttihat Terakki'de görev almış hürriyet kahramanları saydığımız isimler. Dolayısıyla bu birlikte Trablus'ta savaşmışlar. Yani çizdikleri yol hep aynı. Hepsi son derece vatanperver, ülkesine, milletine düşkün insanlar ve Osmanlı İmparatorluğunu ayakta tutmaya çalışan. Kurtuluş Savaşı'na Enver Paşa'mızın katkılarını merak ediyorum. Çünkü Kurtuluş Savaşı ilerisinde Cumhuriyet'in kurulmasına da vesile oldu. O yüzden Kurtuluş Savaşı'na katkıları ne oldu Enver Paşa'mızın? Bütün Kurtuluş Savaşı'ndaki kahraman paşalarımız hepsi İttihat Terakki'den ve Enver Paşa'nın yetiştirdiği ordudan yetişmedir. Dolayısıyla bu disiplin ve bu ordu anlayışı Kurtuluş Savaşı'nda çok önemli. Ayrıca da ikinci ve hürriyet kahramanlarının ikinci meşrutiyet kurmasından başlayan bir hürriyet anlayışı vardır. Bu da Cumhuriyetimizin kurulması için en önemli faktörlerden biridir. Kurtuluş döneminde, savaşı dönemindeki Milli Müdafaa Cemiyeti de tamamıyla İttihat Terakki'nin yetiştirdiği kıymetli kahramanlarla kurulmuştur. Teşkilat-ı Mahsusa diyelim, o dönemin en büyük istihbarat teşkilatıdır. Bütün bu yapılar Kurtuluş Savaşı'nı kazanmaktaki en büyük faktörlerdir. Aslında Gazi Mustafa Kemal başta olmak üzere Enver Paşa'mızın, Kazım Karabekir Paşa'mızın, bütün paşalarımızın hedefi Türk Birliği'ni kurmaktı. Bu amaç uğruna aslında mücadele verdiler. Sizin Türk Birliği hakkındaki görüşleriniz nelerdir? Valla Enver Paşa'nın Türk Birliği'ne çok inandığını biliyorum. Bu uğurda savaşıp şehit olduğunu da biliyoruz Türkistan'da. Türkistan'ın Türk toplumunu bir araya getirip, o dağınık çete savaşından çıkarıp orada büyük bir ordu kurduğunu, Ruslara karşı onların hürriyetleri kazanmalarına yardım ettiğini ve bu uğurda da tekrarlıyorum şehit olduğunu biliyoruz. Azerbaycan'ın İlk Türk Cumhuriyeti ilanındaki sebep Enver Paşa'nın Nuri Paşa'yı oraya göndermesi ve Kafkas İslam Ordusu'nu Azerbaycan'da düşmanlardan kurtararak orada bir cumhuriyet kurulmasını sağlamasıdır. Bütün bunlar o dönem Türk fikrinin ne kadar önemli olduğunu
ve herkesin buna nasıl destek verdiğini açık delaletidir. Çok vizyonlarının geniş olması, ileriye dönük bizlerin şimdi bile göremediği şeyleri, onların görmüş olması ve bu uğurda savaşmış olmaları bence vatanperverliklerinin ve kahramanlıklarının çok önemli bir ölçüsü. O dönem bence müthiş kahramanların yetiştiği, her bir ferdin erinden albayına, çavuşuna, bütün ordunun ve devlet adamlarının kendini Osmanlı İmparatorluğu'nun sona ermemesi için verdikleri savaşta ne kadar kahraman olduklarını görüyoruz. Çok çok zor bir dönem olduğunu, buna Padişah Sultan Reşat'ı da dahil ederek, herkesin üstüne düşen vazifeyi çabalayarak yaptığını ve maalesef ki sonuçların istendiği gibi olmadığını, ama o dönemin insanların hakikaten cesareti ve kahramanlığına hep birlikte alkışlamamız ve saygı duymamız gerektiğini. Yani bugünkü demokrasimizi ve bugünkü cumhuriyet anlayışımızı ve her şeyiyle onlara borçluyuz. Bugün bunu takip eden insanlar da var Allah'a şükür. Biz bu konuda da çok mutluyuz. Son olarak ben sizin bir anınızı dinlemek istiyorum. Zaman zaman hüzünlendiğiniz, belki mutlu olduğunuz ve milletimize faydalı olacağını düşündüğünüz bir anekdot dinleyebilir miyiz sizden? Valla size ancak kendimle ilgili bir şey anlatabilirim. Bunu da zaten çok anlattım. İşte bildiğiniz gibi babaannem Naciye Sultan, Osmanlı ailesine mensup. Dedem Enver Paşa. Dolayısıyla Türkiye'de, İstanbul'da okuduğum için çok zor bir dönemden geçtim okurken. Çok hüzünlendiğimi, çok ağladığımı, dersleri bırakıp çıktığımı bilirim. Çünkü maalesef kalıplaşmış bir şekilde tarih kitaplarında şurada burada işte Osmanlı'nın ve Enver Paşa'nın Türkiye'ye verdikleri zararlar, hainlikleri vesaire vesaire gibi gerçek dışı şeylerle yetiştik. Allah'tan bütün bunlar hepsi çok güzeldi. Dediğim gibi gerçeklerin tarihte gerçeklerin ortaya çıkmak gibi bir kötü huyu var. Saklayamıyorsunuz. Bir yerden sonra bütün bunlar artık ortaya çıktı. Şimdi şunu demeye çalışıyorum. Her şeyin üstünü örtebilirsiniz veya farklı bir şekilde yorumlayabilirsiniz. Ama tarih gerçeklerden ibarettir. Dolayısıyla bunu da görmüş oldum. Ben de ve zannediyorum bütün Türk milleti de bunu görmüş oldu. Ve bu çok büyük bir şeydir. Kahramanlar kahramandır. Tarih de gerçekleri yansıtır. Bu da yorumlanamaz. Bu kadar. Teşekkür ederiz açıklamalarınız için. Aslında tarihin karanlık bir dönemini aydınlatmamıza vesile oldunuz. Bunun için ayrıca teşekkür ediyorum. Rica ederim. Ne mutlu bana biraz bir şeyler anlatabildiysem. Bu program için de sizlere çok teşekkür ederim. Biz teşekkür ederiz tekrar. Sevgili seyirciler, bugün konuğumuz Arzu Enver Eroğan'dı. Kendisiyle birlikte Enver Paşa'mızı konuştuk. Atatürk'le olan ilişkilerini, Kurtuluş Savaşı'na Enver Paşa'mızın ve tüm paşalarımızın katkısını ve bu şekilde de Cumhuriyetimizin nasıl kurulduğundan bahsettik. Aynı zamanda Enver Paşa'mız sadece askeri niteliklerinden ibaret değil, sanatsal yönü de çok kuvvetliydi. Bundan da bahsettik ve resimlerinin hala hafızamızda yaşadığını da söylemek isterim. Bir sonraki programda görüşünceye dek şimdilik hoşçakalın.